biraz fillerden bahsetmek istiyorum. Resimlerimiz vardı. Onlara bakabilirsek eğer hazırsan. Çok şeker bir şey. Çok tatlı. Yani bu bir bebek fil bayağı. Sen yeni doğmuş bile olabilir. Yeni yeni ilk adımlarını yani atıyor olabilir. Çok, bayağı çok şeker. Benzer acayip şeker. Ne kadar şeker maşallah. Şimdi konuyu dinlemeye geçebilirim. Gerçekten burada olsa saçını bayağı severdik. Yani insan gibi kıvrılıp yatmış. Özel bir hayvan yavrusu. Yani çocuk yani olduğu senin farkında yani. Acayip şeker. Şimdi insanlar genelde biliyorsunuz bir odada biri uyuduğunda sessiz olmayı bile hep birbirlerini hatırlatmaları gerekir ki uyuyan kişi uyanmasın. Hı hı. Çok teyakkuzlu olmaları gerekir. Hatta bazen de dikkat edilmez o kadar da uyuyan kişiye dikkat etmiyor da olabilirler. Fakat fillerde böyle bir şey yok. Filler çok hassaslar. Aralarından biri uyumak istediğinde uyuyorsa bütün filler onun etrafında bir baraj gibi bir yine etraflarına konumlanıp o şekilde o filin uykusunun bitmesini bekleyen, uykusunun sonuna gelmesini bekleyene kadar devam ev ediyorlar. Yani. Ev yapıyorlar ve hiçbir şekilde grup halinde ilerledikleri için hiçbir şekilde onu geride bırakıp o madem uyumak istiyor o arkada kalsın demiyorlar. mutlaka onu durup bekliyorlar. Çok ince düşünüyor. Çok nezaketli bir davranış bu. Maşallah. Şimdi filin cüssesini, iriliğini düşününce de böyle bir davranış hiç kimse beklemez aslında. Ama Allah'ın ilhamıyla çok güzel bir fedakarlık gösteriyorlar orada. Bütün sürü bekliyor. Tek bir grup elemanının gelmesini bekliyor maşallah. Şimdi çok güzel koku alma duyuları var bayağı keskin fillerin. Ama sadece bununla haberleşmiyorlar kendi aralarında. Yine kafalarında düşük frekanslı bir ses çıkaran bir organ var. Ve bu uzun dalga bir ses yaydığı için çok uzaklara kadar diğer kısa dalgalı seslere göre kıyaslandığında çok daha uzaklara gidecek bir ses meydana getiriyor. Bununla bayağı geniş alanlarda birbirleriyle çok güzel haberleşebiliyorlar. Ve 20 Hz'in altında bir frekansta bu sesi gönderiyorlar. Şimdi biz televizyon sesini açtığımızda bile ya da birbirimizle konuşurken birine uzaktan seslendiğimizde sesimizin desibeli ne kadar işte nasıl bir frekansla konuşuyoruz diye bunu ölçemeyiz. Ama fillerde böyle bir mekanizma var. Hem başka canlıların duyamayacağı gibi kendilerinin duyabileceği gibi. Hem de uzun dalga mesaj yollayacakları böyle bir sistem yaratmış Allah fillerde. Maşallah. Böyle boğuk ve değişik tarzda bir ses türü bu. Aynı zamanda fillerin hortumunda da güzel bir özellik var. Yine 50 bin kastan oluşuyor bir hortum ve çok büyük tonlarca ağırlığı kaldırabilecek bir güce sahip hortumları. Sadece bununla da kalmıyor. Çok hassas hareketler de yapabiliyor biliyorsunuz. Robotları günümüzdeki teknolojiyle inşa etmeye çalıştıkları robotlarda bile kas hareketleri tam olarak taklit edilemiyor. Ya çok kuvvetli hareketler için ayarlı olabiliyor robotlar ya da çok hassas hareketler için. İkisini birlikte taklit edebilecek bir robot bu mükemmellikte olmadı. Fakat bir bezelye tanesini bile patlatmadan, ezmeden yerinden koparıp alabiliyor hortum bile aynı şekilde filler maşallah. Bir öğrenmeleri de bir zaman oluyor. Maşallah 4 litre su taşıyabiliyorlar aynı zamanda bu hortumu. Hem üstlerine dökmek için sıcakta hem de suyu içebilmek için. Çok güzel özellikleri var maşallah. Allah çok güzel yaratmış. Geçenlerde bir sitede gördüm belki kardeşlerimiz seyretmişlerdir. Bir video yayınlamışlar. Bir yavru fil çukura düşüyor fakat sevimliliğini anlatamam size. Çok çok şeker. Annesi onu çıkaramıyor. O sırada fil kurtarma ekipleri var oraya ait. Onlar geliyorlar. Onu çıkarmaya çalışıyorlar fakat anne ürktüğü için uzaklaşıyor. Çok uzun, bayağı uzun uğraşlardan sonra halatla iple yani yavru falan ama cüsse bayağı fazla olduğu için onlar da bayağı yani çok uzun süre uğraşıyorlar. Halatla falan çıkarabiliyorlar. Sonrasında biraz uzaklaşan annesiyle yavru filin kavuşması gerçekten olağanüstü bir sahne. Maşallah. Bütün gücüyle koşarak annesine gidiyor. Bütün gücüyle o küçücük canıyla koşarak gerçekten yani rastlarsanız mutlaka seyredin. Ama böyle bir şey bilmesi, böyle bir şefkat anlayışını bilmesi daha küçücük canıyla. Tabii. Gerçekten maşallah. Başka resimlerimiz var galiba devam. Onlara bakalım. Ama çok şekermiş. Ay çok herhalde. Bu komedi acayip şeker. Herhalde iyi bir futbol maçı olmuş.
saçlar şahane abi. Ağzı ve içi de tertemiz, pembe pembe temiz. Yani bütün o kadar alanda annesinin üstüne çıkması çok tatlı yani. Onun da hiç ondan rahatsız olmaması, çocuk olduğunu bilmesi, oynamasına izin vermesi çok şaşırtıcı. Yani normalde gri bir hayvan, Allah'ın bunda bu kadar sevimlilik yaratması, bakın herkes kim baksa çok şiddetli acıma hissi, sevimli tabii hissi geliyor. Annesinin tam kopyası yani. Evet. Birebir minyatürü. Hortum, kulaklar falan her şey tam. Geçen